Bu dersimizde ng-if direktifini görelim. Şimdi product component'te bir model oluşturuyoruz. Product repository ve product repository üzerinden getProducts metoduna geçiş yapıyoruz. Repository'e eğer gelirsek repository'de getProduct bize bütün ürünleri getiriyor ve biz ürün sayısına bakıyoruz ve repository'de örneğin 5 tane ürün var şeklinde div içerisine yazdırıyoruz. Peki şimdi bu div'den bir tane daha ekleyelim. Ve burada ise there are no products in the repository diyelim. Repository içerisinde herhangi bir ürün olmadığını söyleyelim. Şimdi uygulamayı çalıştırırsak iki tane div de gösterilir. Aslında ben repository'de eğer bir ürün varsa üstteki divi, eğer yoksa alttaki divi göstermek istiyorum. Bu gibi durumlarda ng-if direktifini kullanabiliriz. Buradan yapmamız gereken yıldız ng-if ve burada model nokta get products'tan gelen değerlerin length'ine bakıyoruz. Ve buradan eğer sıfırdan büyükse bize true değer gelir. Yani aslında burada ng-if'in bizden istediği true ya da false değer. Eğer true ise div'i görünür yapar. Eğer false ise div hiç HTML sayfası içerisine eklenmez. Peki şimdi biz bu soruyu tabii ki metoda soracağız. Metodun üzerinden gelen length'e sormamız gerekiyor. Ve aynı şekilde bunu alalım. Ve buradan da gelip sıfır değil de burada da eşit eşit dememiz lazım. Peki kaydedelim. Evet bakın sadece repository'da 5 tane ürün var divi çıktı. Çünkü repository'da bir ürün var ve bir ürün olmamış olsa diğer div karşımıza gelecekti. Repository içerisinden data source'a gelelim ve buradaki ürünleri buradan şimdilik keselim. Kaydedelim. Uygulamaya geldiğimizde bakın repository'de herhangi bir ürün olmadı gösteriliyor. Ayrıca burada dikkat etmemiz gereken incele dediğimizde sadece ilgili divin HTML sayfası içerisine ekleniyor olması. Diğer divle alakalı gizlenmiş bir HTML etiketi yok. Peki şimdilik biz bunları geri alalım. HTML sayfasına gelelim ve daha önceden hazırlamış olduğunuz bir içeriği defalarca farklı uygulamanın farklı yerlerinde kullanmak için yeni bir ng template oluşturabiliriz. Geliriz ng template deriz ve burada örneğin gelip ilk içeriği gelip buraya alalım. Örneğin burada bir ürün listelediğimizi düşünebiliriz. Aşağı bir ng template daha ekleyelim. Bu da uygulamanın herhangi bir kısmında eğer repository'de bir ürün yoksa burada da bize ürünün olmadığını söyleyen bir div olsun. Ve burada da bir isim verelim. Buradan İsim verirken ds örneğin product list diyelim ve burada da no products diyelim. Bu şekilde bir isim vermiş olalım ve durumdan duruma göre bunları gelip çağıralım. Burada diyelim ki eğer modelden gelen product eğer sıfırdan büyükse bu durumda gelip burada bir then diyelim ve aşağıdaki product listi çağıralım. Ve gelip burada else diyerek eğer sıfırdan büyük değilse de gelip aşağıdaki no products template'in ismini çağırabiliriz. Kaydedelim ve gelip sayfaya baktığımızda bakın burada repository'de 5 tane ürün olduğunu söylüyor. Tamam güzel ancak incele dediğimizde class'ın buraya eklenmediğini görüyoruz. App içerisinden baktığımızda bakın sadece bir string ifade olarak ng template HTML içerisine eklenmiş. Yani biz bir class yapısına sahip olmak istiyorsak ng template içerisinde de bir div ve div ile ilişkilenmiş olan class yapılarını da ekliyor olmamız gerekiyor. Bu açıdan gelip class bilgisini buradan alalım. Ve burada ise bir div ve div'e de ilgili class'ları ekleyelim. Şimdi kontrol edersek div'imiz düzgün bir şekilde geldi. Peki bu şekilde rutin işlemlerinizi yapacak olan örneğin bir ürün listeleme işlemi ya da bir ürün olmadığına dair bir divi bize gösterecek olan belli komponentleri ng template şeklinde oluşturup uygulamanın herhangi bir kısmında gösterebiliriz. Peki özetle burada HTML sayfası içerisinde ekleyecek olduğumuz divler eğer ng if'ten gelen true değeri ise bu durumda HTML yapısı içerisine ekleniyor. Eğer false değeri geliyorsa bu durumda HTML sayfası içerisine hiç eklenmiyor. Biz bunun alternatifi olarak her durumda HTML yapısı içerisine eklensin ancak gizlensin. CSS'i display'i none olmuş gibi. Dolayısıyla yine aynı yapılardan aşağıya ekleyelim ve bunları da hidden şeklinde oluşturalım. Bunları
hadi gelelim. İki tane divimiz olsun. Ve burada ng if yerine hidden yazıyoruz. Ve hidden olması hangi durumda? Hidden'a eğer true gelirse ilgili div HTML yapısı içerisinden gizlenir. Eğer false gelirse de gösterilir. Bu durumda biz eğer repository'de bir ürün varsa buraya false değer göndermemiz gerekiyor. Dolayısıyla yapmamız gereken yukarıdaki sorguyu gene alalım. Ve hidden'a gelelim. Bunları yapıştıralım buraya. Burada eğer sıfıra eşitse bize true değeri gelecektir. Ve bu ilgili div ekranda görünmez olacak. Dolayısıyla soruyu bu şekilde sorabiliriz. Ya da geliriz buradan eşit eşit. Bu durumda tam tersini almış oluruz ve burada da değildir diyebiliriz. Peki kaydedelim. Sayfaya baktığımızda bakın üstteki aynı sonuca varıyoruz. Ve buradan div'e sağ tıklayalım. Buradan ng if içerisinde buradan aşağıdaki div'e baktığımızda bakın şu anda hidden şu anda eklenmemiş. Ancak aşağıdakine baktığınızda bakın there are no product. Yani burada gösterilmeyen bir elemanın da hidden olarak işaretlendi ve sayfada şu anda gösterilmediğini görüyoruz. Eğer hidden'ı buradan kaldırırsak bakın bu bilginin de burada olduğunu görüyoruz. Ancak ilk örneğimizde ng if ile false döndürülen bir değerin burada iç HTML yapısı içerisinde eklenmediğini görmüş oluyoruz.